Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için daha bu ay iki avukat kardeşimizin intiharı avukatların sorunlarıyla ilgili Türkiye'de büyük bir sıkıntı olduğunun çok reel bir göstergesi. Türkiye'de yaklaşık 165 bin avukatımızın ki çok önemli bir görev ifa eden avukatlarımızın meslekle ilgili, yargıyla ilgili sorunları noktasında parti olarak çatı örgütlerinden, Türkiye Barolar Birliği'nden karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ne yapabiliriz noktasında güzel bir değerlendirme yaptık. Bir yandan avukatların içinde bulunduğu vahim tablo gündemimizdeyken elbette şüphesiz ziyaretimizin ana gerekçesi pazartesi gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaşanan vahim, hukuk adına vahim, trajik tablodur. Değerli basın mensupları, kötü örneklerin en kötüsünü pazartesi günü İstanbul 13 Ağır Ceza'da yaşadık. Sayın Başkan söyledi. Bu karar kesinlikle bir siyasi bir karardır. Ve bu karar göstermiştir ki yönetenlerin muhalefete tahammülleri kalmamıştır. Bu karar göstermiştir ki yönetenler için artık demokrasi bir tepki ve protesto rejimi değildir. Ama bizim için demokrasi ve dünyadaki bütün örneklerde olduğu gibi bir tepki ve protesto rejimi olarak sürecek. Ve demokrasimiz er geç kazanacak. Herkesin içinin de rahat olmasını isterim. Bir şeyin altını çizmem lazım. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Bu meseleye böyle bakıyoruz. Ve mahkemeye siyaset girerse de adalet kalmaz. Tıpkı ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmayacağı gibi. Değerli arkadaşlar, olayın hikayesini artık anlatmaya gerek yok. Beraat verilen bir davada Sayın Başkan'ın söylediği gibi yeni hiçbir delil yokken muhalefet karşı yazan hakimin söylediği gibi dinlemeler hukuksuz ve dosyada hiç delil yokken ağırlaştırılmış müebbet verilmesi hadisesi bana şunu hatırlattı. Biz Ergenekon ve Balyoz davalarını FETÖ projesi olarak bilir idik ama görüyorum ki aynı projeksiyon AK Parti tarafından mükemmel bir şekilde uygulanabiliyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında müebbetti Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı da müebbet ceza almıştır. Bu davalarda müebbet hapis cezası alanlar şimdi dışarıda özgür. O cezayı verenler ya kaçak ya cezaevinde. İstanbul 13 Ağır Ceza'nın da böyle bir duruma düşmesini istemem. Ben yargının bu böyle bir tablo içine düşmesini aslında istiyorum. Herkes emin olsun. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır ve faydasızdır. Biber gazları, plastik mermiler, coplar, tayzikli sular yetmedi beyefendiye. Şimdi diyor ki muhalefet yok. Gezi paranoyası Erdoğan'da tam gaz devam ediyor. Ama şunu herkesin ve kendisinin bilmesini isterim. 8 kişiyi cezaevinde tutarak milyonları susturamazsın. Gezi'de milyonlar vardı. Gezi milyonlarındır. Bu tavır, bu tablo şunu sağlayacak. Gezi milyonlarındı, Gezi 10 milyonların olacak Erdoğan, bunu unutma diye düşünüyorum. Kesinlikle şunu söylememiz lazım değerli arkadaşlar. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Ve bu kararın, bu ucube kararın kamu vicdanında bir karşılığı, doğruluk anlamında bir karşılığı yoktur. Değerli arkadaşlar, şunun altını çizmek isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin ödüllendirildiği bir yargı sisteminde etin değil tuzun koktuğu yerdeyiz. Böyle bir sistemden adalet de beklemiyoruz. Her şeye rağmen Türkiye'de demokrasinin yanında olan, yargının üç ayağından biri olan Türkiye Barolar Birliği'ni demokrasimiz ve hukukumuz içinde bir güvence olarak, bir umut kaynağı olarak gördüğümüzün de altını çizmek istiyorum. Ve bugünlerde yargının, siyasetin sopası, giyotinine dönüştüğü bu günlerde Türkiye Barolar Birliği'nin bağımsız ve özgür duruşu Türk demokrasisi adına hepimizi umutlandırması gereken bir tutum ve durumdur. Nice badireler atlatan demokrasimiz ağır tehdit ve tehlike altındadır. Çok açık söylüyorum.
yürütme organı marifetiyle Türkiye demokrasisi çok ağır bir tehdit ve tehlike altındadır. Ancak herkesin ve milletimizin demokrasimize sahip çıkması bir zorunluluktur. Herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ama herkesi ve herkes bilsin ki gün namuslular için cesaret günüdür. Teşekkür ederim. Efendim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı Gezi kararı ile ilgili. Türk Partisi, Türk Yerçi bağımsızlığı, herkesin mahkemelerin kararına saygı duyması gerektiğini söyledi. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Evet. Mahkemeler bağımsız ise Anayasa Mahkemesi de mahkeme. Anayasa Mahkemesi'ne uymam, kararına uymam diyen Erdoğan'a önce bu çağrıyı yapsın. Sonra bize çağrı yapacak bir haddi ve yüzü var ise bize bir çağrı yapar. Erdoğan'ın bu kararla ilgili Bekir Bozdağ'a şunu hemen söyleyeyim. Bir manevrayla beraatte kalktılar sözünü ne zaman söyledi? 19 Şubat 2020'de. Ve sonra BAM beraat kararını bozdu. Mahkeme, talimatla alınmış mahkeme kararlarına saygı duymuyoruz. Bu kadar net, bu kadar açık. Bizim sayın bir önceki Adalet Bakanımızın değişikliğinden sonra Bakan Bey'le bir görüşmemiz oldu. Tabii bir nezaket ziyareti ve daha çok avukatların sorunlarına ilişkin bir görüşmeydi. Özellikle bu son süreçte yaşanan gelişmelerden sonra tekrar bir randevu talebimiz muhakkak ki olacak. Biz bir hukuk kurumuyuz. Biz bir hukuk kurumu olarak doğru bildiğimiz gerçekleri ilgili olan kurumlara ve bürokrasiye aktarmakla ve kamuoyunu bilgilendirmekle görevliyiz. Bu anlamda ilk soruya da gelecek olursak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sadece söylemle değil, insanların sokakta yürürken kendilerini bir hukuki güvenlik içerisinde hissetmeleriyle söz konusu olabilir. Ayrıca mahkeme kararları az önce de ifade ettiğim üzere eleştirilemez değildir. Özellikle Gezi davasındaki gibi içerisi başından sonuna soru işaretleriyle dolu olan bir yargılama süreci tabii ki en başta bir hukuk kurumu olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından eleştirilebilir bir karardır. Erdoğan'a bir tavsiyem var. Eğer bu kafayla gidecekse 50 milyonu içine alacak bir hapishane yapsın kardeşim. Sorunun cevabı bu. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayın Başkan çok